Niye bu kadar tipsizim ben? Sesim nemli. Tamam gayet. Peki. Merhaba. Ne yapıyorsun kızım Ayşen ya? Ne yapıyorsun lan? Ya herkese inşallah sünnet düğünü gibi olmamıştır ya. Bakın ışıklarımı yaktım, nasıl oldu? Babaş! Hatta sadece bir tane ışık mı yandı? Şu ışık da yanıyor şu an. Arada renkli böyle giden bir ışık var. Görüyorsunuz mu? Şöyle ışık var işte. İnşallah sünnet eğlencesi gibi olmamıştır. Ya! Can sıkıntısı işte, ne yapacaksın? Takıldı, bunu nasıl takılıyordu? Şöyle. Bundan sonra videomu böyle sürdüreceğim. Istiyorum. Ama ne çekeceğimi bilmiyorum ya. Sadece merhaba YouTube diye video çekeceğim. Çünkü hiç merhaba YouTube diye bir tane videom yok. Bunun için merhaba YouTube diye video çekme kararı aldım. O şekilde yani. Merhaba YouTube, ben geldim. Bugün bir ekleyeceğim videom ama hiç merhaba YouTube diye video olmadığı için merhaba YouTube diye video çekme kararı aldım. Bu zaten ben önceden söylemiştim. Biri arkadaş. Yapacağım. Yani diğer videoları silsem de bu videoyu en baştan başlıyormuşçasına bir tane video olarak mı çeksem mesela beni tanıyor falan diye. Çünkü şu andaki arka planı bence çok güzel. Ve bu biraz daha güzel bir video olabilir. Yani daha kaliteli bir video olabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde bir tane video çekeyim dedim. İyi misin anneciğim? İstersen gel bir yerime beraber çıkıyorum. Bu kadar. Doğum tarihimden başlayacağım. Beni tanıyın diye bu videoyu çektim. Merhaba YouTube, ben Ayşen. Doğum tarihim 16.07.2000. Ve bu tipe göre sizce 16.07.2000 olduğum hiç belli değildir yani. Bence belli değildir çünkü. Ay beni herkes küçük sanıyor be. Değil mi anne? Şu an besini sallıyor. Bence, ya bilmiyorum işte, ona sıfır dedi ki benim kendimi bildim bileli. Uzatmaya gerek yok. Allah artık bu kadar düzelttikten sonra da uzatmaya gerek yok demem peki. Kim bilir kaç dakika konuştum. Ona sıfır dedi 2000 doğumluyum. Denizli'de doğdum. Annem beni ilk bir tane devlet hastanesine götürmüş. Ve oradaki, orada ne vardı anne, kaysanmışsın, ne vardı? Ne vardı anne, bir şey, kanka diyot muydu? Bir şey kaysandığı için midesi bulanmış, bu adam da bir sağlık hastanesine özel bir tane hastaneye götürmüş ve beni orada da patlatıvermiş. Anne neydi o be, biliyor musun? He? Biliyor musun? Ne bir şey hani kanlı rengine bir tane bir şey oluyor ya, dentroklot muydu o? Bir şeydi yani, dentroklot olmayabilir, tam emin değilim, bilmiyorum ama. Onu kan sanmış, pamuklarda falan, pamuklarda bir şeyler vermiş işte. Onu kaysandığı için orayı beğenmemiş. O da apar kopar beni karnında götürmüş ve özel hangi hastanedir? Anne biz konuşsana Allah aşkına. Bu da bir video çekmeye çalışıyoruz. Bir tane özel bir tane hastaneye götürmüş. Şöyle orada patlatmış yani. Anne canınız. Fırlatmış. Saat? 3'de, ikinde 3'de. Sordum. Sormuş ve ezan okunuyormuş arkadaşlar. Saat kaç dedim? 3 dediler. Ezan mı okunuyor dedim. Evet dedim. O kadar da iyi bir insanımdır yani. Doğduğumda ezan okunuyormuş. Ve çok iyi bir insanım ben. Neyse işte. Beni patlat.
yatmış. Ondan sonra 4 yaşına kadar benim babamla beraber büyütmüş. Sonra 4 yaşında babam geçen vefat et. Anneş, alıştım ya, alıştığım için gülüyorum. Annem önceden herkesin yanında falan babası vefat etti, vefat etti diye alıştırdım beni kadın. Değil mi anne? Evet. Onun için alıştım ya annem. Babam vefat etti 4 yaşımda. Sonra da annem de 4 yaşından beri, 5 yaşında, 4 yaşında, 5, kaç yaşında anne sınıfına yazdırdın sen beni? 5. 5 yaşında falan da anne sınıfına yazdırdılar. Anne sınıfı ilkokul, ortaokulda çok sessizdim. İçime kapanıktım. Bir tane arkadaşım vardı, dışarıda ortaokul oldu, 2 tane oldu, 3 tane oldu derken 4 tane arkadaşım oldu. Ondan sonra da onlar gitti. Sonra da 3-4 yıl falan hiç kimsem yoktu. Sonra da bir sınıfa bir kız geldi, işte onunla takılmaya başladım. 3 kişi kaldı. Sonra en son ortaokul 8. sınıfta zaten. Onlar da başka bir şubeye gittiler. Ben gene yalnız kaldım ama beni kapıda bekliyorlardı sağolsunlar. Evet, bu en önemli bir geçiş. Gidenler için. Bu benim ailem, babam falan var işte. Yakından. Gerek yok göstermeye. Ben bakmayayım. Belki fazla merak edildir. Bakmayayım abi. Belki bilmiyorum, boş verin. Tanınan aileymiş. Sen daha dünkü çocuksun. Aynen. Evet, dünkü çocuğuyum. Merhaba YouTube. Sizi seviyorum arkadaşlar. Şu an 560 falan abonem var. Umarım yakında 1000 aboneleri de göreceğiz. 2000 aboneleri de göreceğiz. 1000 aboneleri de göreceğiz. Ve 120.000 aboneleri de göreceğiz. Dermişim. Ama umarım görürüz ya. Ben YouTube'a video çekmeyi çok seviyorum ama çok geç yüklüyorum. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Bana yardım edebilir misiniz? Ben video çekiyorum ama YouTube'a çok geç yüklüyorum. Telefondan yüklüyorum. Bilgisayarından da yüklemeye çalışıyorum ama yüklenmiyor. Bilmiyorum niye böyle. Bana yardım edin. Help me please. Help me, help me. Ben ya. Neyse arkadaşlar işte. Bir dakika ya. Biraz gezer mi çeksem acaba kendime? Nasıl olur? Şöyle çeksem. Dur. Şöyle daha güzel. Aynen ben ne böyle emmişim haberi çekmedim ya. Şimdi tipe bakın ya. Aa, size 20 yaş balonumu göstereceğim. Bir dakika gelin. Bakın nasıl 20 yaş balonum. 16 Temmuz'da 20 oldum ve bugün 22 Temmuz. Ve burnum çok büyük çıkıyor. Her neyse. Öyle işte. Belki doğum günü alakalı resimleri şuraya koyarım. Evimde kutladım, elbise giydim ve arkadaşlarım geldi. Şuralardan çıkabilir. Onu kullanıyorlar. Sizi de seviyorum arkadaşlar. Cidden seviyorum. Ne bileyim. Video çekmek çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar. Üniversiteden mezun oldum. Yani liseden mezun oldum diyecektim. Üniversiteden mezun oldum. 2.64 ortalamayla fena değil falan diyor arkadaşlarıma söyleyeceğim zaman. Ama bence düşüyor. Küçük bile diye. 2.64. Ben dışarıdan şarkı çalıyor. Şey diyeceğim işte bir tane ev buldum mesela. O evi satın almak isterdim ama artık ilerleyen zamanlarda almayı düşünüyorum. Eğer işe girip çalışıp para biriktirip zengin olduğum bir zaman. Şu anda canıma başka ne oldu yakın bir zamanda? Düşünüyorum şu an. Üniversiteden mezun oldum ve işe gireceğim. CV hazırlıyorum arkadaşlar. Hazırladım yani onu fotokopici çıktıcıya girip çıkartmam gerekiyor işte o şekilde. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizi de seviyorum. Mucuk 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 öpüyorum. Sizler çok tatlısınız ve benim her şeyimsiniz. Siz benim minik kuşum bebeğim çiçeğe bücümüş. Hadi diyeyim bakın ona. Tamam arkadaşlar şey diyeceğim bir de ya. Hala büyümemişsin ona bakıyorum. Ben 20 yaşına girdim arkadaşlar ya. Of, çok çıldırıcıyım ya. Şey diyeceğim işte. Bir de şey oldu. Yani siz niye bana böyle hareketler yapınca sakatmışım gibi davranıyorsunuz? Üzülüyormuşum gibi davranıyorsunuz? Niye böyle yorum yapıyorsunuz? Çok sinirimi bozuyor. İşte ben bebeğim diyorum, aşkım diyorum, çiçeğim diyorum, minik kuşum diyorum. Siz bana sakat mı bu kız? Üzüldü mü bu kız? Neden böyle davranıyor bu kız? Bunu al psikolojik desteklenmesi lazım. Çok açık giyiniyorsun diyorsunuz. Ben açık giyinmiyorum. Çok normalim. Değil mi yani? Böyle diyor. Açık saçık gördüğünüz zaman inanmayın. Onlara kanmayın.
Ben değilimdir. Şöyle bir tane videom fotoğrafı çektim. Tamam her neyse işte. Böyle şeyler demeyin. Sinirimi bozuyorsunuz. Böyle sinirler tamam yapıyor. Anneciğim ama çok 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 güzel bakıyor. Keşke bunu video çekebilseydim ama çekmeyeceğim. Neyse işte arkadaşlar. Öyle davranmayın bana. Üzülüyorum, kırılıyorum, paramparça oluyorum. Instagram'da da zaten çoğu takipçim erkek. Ama keşke kızlar da takip etseydi, ne bileyim, yaşlılardı bana mesela, saçın içinde kullanıyorsun, cildin içinde kullanıyorsun. Ne küçük kıyafeti nereden aldın, bu kıyafeti nereden aldın, yaşlılar ben size seve seve cevap verirdim. Kızlar da yazsın bana. Çünkü erkekler de sapık sapık şeyler yazıyorlar zaten. Onlar hiç hoşuma gitmiyor. Dürüst olmak gerekirse ben onu da sevmiyorum. Annik unik işler ya. Tamam arkadaşlar neyse videomu burada sonlandırıyorum. Sizi çok seviyorum. Bocuk yapıyorum. Bay bay. Anne gelmek ister misin yanıma? Beraber kapatalım. Çok kapat. Açık değilim. Çok kapat. Peki canım. Hadi kapatıyorum. Bay bay. Güle güle. Bay bay. Güle güle. Yayını. Bir daha bir şey diyeceğim de. Abone olun. Zili açın. Like atın. Hello. Ya goodbye. Şimdi oldum. Ne kadar enerjiyim ben ya. Devam. Anne çeksin.